Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda enzim nedir, nasıl yapabiliriz, nasıl kullanabiliriz, bize ne gibi artılar sağlar, ne gibi faydalar sağlar konulara değinmek istiyorum. Enzimler toprak içerisindeki bitki besi maddelerini bitkilerin alabileceği forma çevirirler. Toprağın içerisinde bağlanmış bitki besi maddelerini çözebilecek başka uygulamalarımız varken neden enzim yapalım diye bir soru aklımıza gelebilir. Şimdi enzimi önce ne olduğunu ve bizim yaptığımız bu enzim içerisinde neler elde ettiğimizi görürsek bu soruya çok daha net cevap vermiş oluruz. Aslında enzim olmadan yaşam olmaz. İnsanlar olmaz. Bitkiler şu anki gördüğünüz şekilde olamazlardı. Yani enzimler olmasaydı mineraller, vitaminler veya hormonlar hiçbir işe yaramazdı ve yaşam dururdu. Bunun için enzimler çok önemli. Ancak bizim yaptığımız bu enzimlerin içerisinde, yani adına enzim diyoruz, ancak bir sürü içerisine bambaşka hormonlar da dahil etme şansımız var. Bu anlamda bizim verimle ilgili özellikle konularda çok fazla işimize yarayacak bir şey. Tabii bu bitkilerin içerisinde sadece insan ve hayvansal hormonlar da yok. Böceklerin yaşam döngüsünü sağlayan hormonlar da bunun içerisinde var. Belli hormonların salgılanmasını veya salgılanmamasını sağlayan hormonlar, bir de larva, pupa ve ergin dönemlerine de yeni hücrelerin oluşmasına yarayan juvenil hormon ve işte deri değiştirme hormonu da diyebileceğimiz molting hormonlar var. Şimdi biz bu enzimi yaptığımız zaman bu hormonları da bu enzimin içerisine hapsetmiş oluyoruz ve biz bunu bahçemize döktüğümüz zaman bu böcekleri kontrol edebilme konusunda ciddi işler yapıyoruz. Şimdi ayrıca enzimler sadece toprağın içerisindeki bitki besin maddelerinin dönüşümünde fayda sağlamaz. Bununla birlikte mesela üreaz enzimi toprağın pH'ını, EC'sini, organik madde içeriğini ve kireçlilik durumunu direkt etkileyebilecek ve ortamda, yani toprağın içerisinde fazla bir miktarda olursa bizim toprağımızın çok daha kaliteli diyebileceğimiz, verim verebilecek, bizim olması gereken şekillerde bir toprak oluşmasını sağlar. Onun için bu enzimler sadece belli işlere yarar diye düşünürsek büyük bir yanılgı içerisinde oluruz. Şu gördüğünüz basit işlemle elde ettiğimiz bu sıvı içerisinde inanılmaz derecede fayda sağlayabilecek. Bizim en basit 3-5 kök bitki yetiştirmemizde veya saksı içerisinde bitki yetiştirmemizde, sebze yetiştirmemizin dışında çok büyük arazilerde yapılan tarımda bile çok ciddi işlere yarayabilecek bir üründür. Yapımı basittir, çok kolaydır, ancak ortaya çıkardığı etkiler inanılmaz boyutlardadır. Şimdi enzim yaparken mutfak attıklarını mümkün olduğunca fazla çeşitlendirerek kullanırsak enzimimizin içerisinde çok daha faydalı olacaktır ve deminden beri anlatmaya çalıştığım enzimler ve hormonları çok daha fazla bu sıvımızın içerisine hapsedip kullandığımız zaman bizim faydalanma noktasında çok fazla bize artı sağlayacaktır. Ancak bazı durumlarda spesifik olarak belli hormonlar ve enzimler elde etmek istersek de böyle de bir şansımız var. Bir de portakal kabukları başta olmak üzere müşterilerin kabuklarında lemonel yağı denilen bir esansiyel yağ vardır. Bunlardan da enzimi yaparsanız sadece bu da sizin çok fazla şekilde lemonel esansiyel yağının geçmiş olduğu bir enzim ortaya çıkar. Lemonen yağı da özellikle çıplak vücutlu böcekleri öldürebilecek bir esansiyel yağdır. Şimdi bu enzimimize isterseniz baştan koyabileceğiniz, isterseniz de daha sonra karıştırabileceğiniz bir takım bitki özlerimiz var ki bu da bizim bitki korunma konusunda çok fazla işimize yarayabilecek bir takım ürünlerdir. İsterseniz baştan bu sıvıyı koyarken belli oranlarda, diyelim ki 3 litre sıvı koyacaksak 500 ml ısırgan, 500 ml de krizantem papatyasının bitki özünü koyup 3 litre kullanmamız gerekiyorken 2 litre su,
Birlikte de bunların toplamıyla beraber sıvı oranını eşitleyebilirsiniz. İsterseniz de enzim yaptıktan sonra bunları belli seyreltme oranlarında birbirine karıştırırsanız güçlü bir bitki koruma suyunuz olur. Şimdi enzim yapımına geçecek olursak mutfak atıklarının hepsini kullanma şansınız var. Yani bunların hepsi organik atıklardır. Sadece belli o demin anlatmaya çalıştığım spesifik enzimler yapmak istemiyorsanız ne kadar çeşit koyabilirseniz mutfak atıkları o kadar iyi. Şimdi bir de enzim yaparken çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını istiyorsak ki bir enzim yaklaşık olarak yani 3 aşağı 5 yukarı 3 aylık bir süreç içerisinde tamam olacaktır. Ancak bunu biz hızlandırabilmemiz için laktik asit bakterilerinden yararlanabiliriz. İlk etapta laktik asit bakterisi koyarak bu mutfak atıklarının çok daha hızlı çözünmesini ve mikroorganizmalarının içerisinde, enzim içerisinde çok daha hızlı dönüşüme uğratmalarını sağlayabiliriz. Bununla birlikte isterseniz ekmek mayası da koyabilirsiniz. Koymayabilirsiniz de. Bunlar tamamen ekstra durumlar. Koyarsanız iyi olur, koymazsanız da olur. Çok önemli değil. İsterseniz daha sonra toprağınızda uygulama yaparken koyun. Dediğim gibi çok çok önemli değil. Ekmek mayası ve laktik asiti opsiyonel olarak düşünelim. Fakat bunun yanında mutlaka bizim bir şeker kaynağına ihtiyacımız var. Çünkü mikroorganizmaların besin kaynağı şeker olduğu için biz bu enzim içerisinde dönüşümü o demin anlatmaya çalıştığım hormonları ve enzimleri ortaya çıkarabilmesi için beslenmeleri lazım. Bu nedenle pekmez veya ben melas kullanıyorum, kükürtsüz melas kullanabilirsiniz. Bir de klorsuz bir suya ihtiyacımız var. Şimdi bunların oranları 3 aşağı 5 yukarı önemli gibi duruyor. Şöyle ben size bir temel ölçü vereyim. Ondan sonra siz bunu katlayarak devam edebilirsiniz. 5 litrelik bir böyle bir pet şişenin içerisinde biz bunu yapıyor isek değil mi? Yaklaşık olarak bir 3 litre su, 900 gram meyve atığı veya sebze atığı, 300 gram da şeker kaynağı, pekmez veya melas hangisi olursa. Atıkları mümkün olduğunca ufak parçalara böleceğiz. Yani şöyle bir kesiciyle, rondoyla çok fazla hızlı devirlerde çalışmadan biz bunları ufak parçalara ayıracağız. Buraya koyacağız. Bu melasımızı bunun içerisine koyacağız. Üzerine suyu ilave edeceğiz. Ağzını kapatacağız. Yani böyle bir düzenek kullanabiliyorsanız, satın alabiliyorsanız böyle bir hava kilidi kullanırsınız. Ben böyle bir hava kilidi yaptım. Bunun kapağını deldim. Hortumu taktım. Burada ufak bir su şişesi var. Bunu takacağım. Buradan da bunun içine su koyduktan sonra bunun içerisine hortumumu sokup ağzını bağlayıp bırakacağım. Yani havasız ortamda bir reaksiyona girecekler. Hiçbir şekilde bunun oksijen almaması gerekir. Şunu da hatırlatayım. Şimdi muz kabukları, hani dedik ya bunun içerisinde bir takım enzimler var. Muz kabuklarının içerisinde de bir miktar enzim vardır. Ancak muzun kendi içerisinde çok daha fazla enzim var. Enzim yaparken ya diyelim, sallıyorum tamamen, 10 tane kabuk kullanacaksak bir tane de böyle bir muz kullanabiliriz. Veya işte 5 tane armut kullanacaksak bir tane de bütün armut kullanırsak iyi olur. Çünkü daha fazla bir şekilde enzimi hapsetme şansımız olur. Şimdi hızlıca yapımına geçelim ve tekrardan üzerinde biraz daha konuşalım. Meyvelerimizi parçalayıp içine koyma işlemimiz tamamlandı. Melası biraz sıcak suyla açalım. Ondan sonra koyalım diye düşünüyorum. Daha sonra suyunu koyup ağzını kapatıp böyle güneş almayan biraz sıcak
bir yer olursa çok daha iyi olabilecek bir yerde bırakalım. Melasonuzu biraz ılık suda şöyle biraz daha incelttik ki çok daha rahat koyabilelim diye. Kabımıza huni koyalım. Bu şekilde. Şimdi burada melasımızı 1 litre ılık suyla inceltmiştik. Şimdi 5 litre su da koyup toplamda 6 litreye tamamlamış oluyoruz. Toplamda 6 litre suyumuzu koymuş olduk. Şimdi gelelim. Laktik asit koyalım mı, koymayalım mı? Ekmek mayası koyalım mı, koymayalım mı? Yani koyarsak da olur, koymazsak da olur diyeceğim. Belki hızlandırmak açısından laktik asit kullanmakta büyük fayda var. Bu laktik asiti nasıl yapacağınıza dair videoda daha önce çekmiştim. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir bardak daha önceden aktifleştirdiğim laktik asitimi de koydum. 10 gram civarı ekmek mayasını da koyduktan sonra kapağını kapatıp şöyle yavaşça suyumuzu koyduktan sonra hortumumuzu içine bağlayıp her ihtimale karşı hortum çıkmasın diye ben böyle bir düzenek kurdum. Önemli olan içeriye oksijen girmesin. Tamamen oksijensiz bir ortamda bir reaksiyon gerçekleşsin diye böyle bir sistem kuruyoruz. İsterseniz ağzını kapatıp açabileceğiniz bir kavanozu da yapabilirsiniz. Ancak çok tavsiye etmem. Ola ki 2-3 gün uğrayamadınız yanına, hastalandınız, bir ekstrem bir durum oldu. Böyle bir patlar ki şaşarsınız nasıl patladığını. Felaket bir şekilde kavanoz gümler. Onun için çok fazla riske girmeye gerek yok. Bence böyle bir düzenek yapmak çok basit. Böyle bir düzenek yapın ve mümkün olduğunca plastik kullanın ki olası herhangi bir risk karşısında hafif bir size bir opsiyon sağlayabilsin. Yani cam kavanozlar bu konu için çok elverişli görünmüyorlar. Şimdi gelelim enzimimizi süzdükten sonra nasıl kullanabileceğimiz kısmına. Şimdi hangi enzimi yaptığımız çok önemli olmakla birlikte diyelim ki böyle bol karışımlı çok spesifik olmayan bir enzim yaptık. Bir takım hormonları, enzim, bitki enzimlerini bunun içerisine hapsettik. İlk bitkinin gelişme çağında, yani diyelim ki biz Mayıs ayı içerisinde bitkimizi toprağa diktik. Sulamaya başladığımız zaman bu enzimi 1/100 oranında seyrelterek sulama suyu şeklinde verelim. Ondan sonra aradan geçti, işte Haziran bitti, Temmuz başlarına geldik, çiçeklenmeler başlayacak. Çiçeklenmeler başladığı zaman 1/500 oranına indirelim. Sonra çiçeklenmeden sonra meyve aldık, hasatımızı yaptık, artık geç sezonla gelmeye başladık, Ağustos sonlarına doğru 1/1000 şeklinde biz bunu seyreltip sulama suyunda kullanırsak deminden beri anlatmaya çalıştığım yararların hepsini görebiliriz. Ancak bunu ben daha çok tarla, bahçe gibi yerler için söylüyorum. Balkonunuzda, saksı içerisinde herhangi bir bitkiyi bununla sulamaya düşünüyorsanız 1/500 ile 1/1000'in altına inmeyin seyreltmeyi ki çok fazlası bitkilerde yaprak sararmalarına neden olabilir. Bir de süzdükten sonra bu enzimi ne kadar süre saklayabiliriz, hangi şartlarda saklayabileceğimiz konusu var ki çok sıcak bir yerde bekletmeyin. Bununla birlikte güneş ışınlarından uzak bir yer, yani karanlık bir ortamda, mümkün olunca karanlık bir ortamda ağzı kapalı bir şekilde saklama şansınız çok yüksek. Bunun içerisinde su olduğu için bir takım reaksiyonlara devam edip etmeyeceği konusu tartışmalı bir konudur. Ancak bunun bir kere son kullanma tarihi doğru saklanıyorsa son kullanma tarihi diye bir şey yok. Yıllar sonra da bunu kullanma şansınız olabilir.
Yani çabuk bozulacağına dair bir takım iddialar vardır bununla ilgili. Ancak ben bu kadar hormonun, bu kadar enzimin kendini koruyabildiğini düşünüyorum ve bunların artık bir son kullanma tarihinin olmadığını düşünüyorum. Siz de mümkün olduğunca taze yapıp o sezon içerisinde kullanırsanız ve saklama şartlarını da doğru bir şekilde yaparsanız hiçbir sorun yaşamadan rahatlıkla sezon içerisinde bunu kullanma şansınız olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.